Başlamadan evvel Nisan ayı farkındalık çalışmalarımızda el ele verdiğimiz erkekten araba kullanmak istersin. Paylaştıktan sonra toplantımıza başlayacağız. Ama sağlığınız asla. Kanser sadece zaten korkma, geç kalmaktan kork. Beğendiniz medikaneye tekrar teşekkürlerimizle ben önce geliyor. Çok kısa size yarım asırlık bir mücadeleyi... Erken tanı dediğimiz de bizim ücretsiz olarak verdiğimiz, memleketimizde işte KETEM'in ücretsiz olarak yaptığı taramalardan bahsediyoruz. Çünkü kanserden korkma, geç kalmaktan kork diyoruz. Maalesef kanser hastalığından bir kaçışımız yok. Bunu olabiliriz. Ama birçok kanser ki çok yakalandığımız kanserler arasında erken tanıyla beraber kurtulma imkanlarımız çok yüksek. %100'e yakın özellikle meme kanserinde, prostat kanserinde ve diğer kanserlerde. Bu nedenle 1964 senesinde kurulmuş derneğimiz işte 3 milyona yakın insana dokunmuş şu ana kadar. Kamu statüsünde olduğumuz için her yerde halkımızın karşısına çıkmaya çalışıyoruz. Yani deniz otobüsleri, idolardan tutun da metrolarda, bütün outdoorlarda karşısına çıkıp erken tanının önemini anlatıyoruz. Bedenimizden daha değerli hiçbir şeyimiz yok. Onun için her şey bekler ama sağlığımız asla diyoruz. Onun için korkmamalıyız ve taramalarımızı muhakkak yaptırmalıyız. Senede 165 bin kişiye yeni kanser teşhisi konuyor. Bu artarak devam edecek. %50'miz nüfusumuzun 25 yaş altı. Demek ki gençlerimizi iyi yetiştiremezsek bu farkındalık konusunda bu hastalık daha da ilerleyecek. İlerlemesi de önemli değil. Geç vakalarla karşılaşacağız. Geç vakalarda maalesef çok elim sonuçlarla. Yalnız kendimiz değil, sevenlerimiz, memleketimiz hepsi için çok önemli. Onun için kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun diyoruz. 81 ilimizde bizim taramalarımız var. Hiçbir kısıtlaması yok. Erkek, hanım, çocuk hepsi için var. Bunun %35-40'ı şu anda gençlerde oluşmaya başladı. Şimdi gençlerde oluşuyor ama erken anlaşılmadığı için mesela 20 yaşındaki biri 27 yaşında ancak kanser olduğunu anlıyor ve çok geç olmuş oluyor bu. Onun için taramalar önemli. Özellikle genç yaşlara inmeye başladı. Özellikle testis kanseri çok fazla artmaya başladı. Çok duyulmuyor ama devamlı kapımız bunlarla çalınıyor. Onun için dikkat edilmesi lazım. Gençlerimizin özellikle radyasyon dediğimiz yani cep telefonlarımız çok basit ve şey gibi gözükse dahi evet teknolojiyle beraber hepimiz kullanıyoruz ama bunları üzerlerinde mümkün olduğu kadar taşımamaları lazım. Uzak durmamız lazım. Onlarla yatıp kalkmamamız lazım. Ancak bu bir gereksinimidir. Bu gereksinimi karşılamak için bunları kullanmamız lazım. Kanser çağımızın vebası. Medeniyet hastalığı dedik. Erken tanısı önemli ama tedavi de önemli. Tanıda ve taramada ne kadar yenilikler olduysa tedavide de o kadar yenilikler oldu. Tabii ki kemoterapi, immünoterapi, cerrahi yaklaşımların dışında, yeniliklerin dışında radyoterapideki yenilikler çağa atlamış durumda. Özellikle hedefe yönelik tedavi, yani tümörü tam hedeften vuran tedavi cihazlarımızla biz hem yüksek doza çıkabiliyoruz tümörde hem de etrafındaki kritik organları yani normal dokularımızı maksimum koruyabiliyoruz bu cihazlarla. Tabii burada isim vermek istemiyorum, reklama girer ama bu konuda çok fazla yeni radyoterapi cihazımız var. Bu cihazların en önemli özelliği eskiden 5-10 dakika ya da 15 dakika süren tedavileri çok kısa sürelere indirmiş olması. Yani hasta tedavi sırasında 2-3 dakika yatıyor makinede. Dolayısıyla bu da neyi sağlıyor? Organ hareketlerinin azalmasını sağlıyor. Yani tümörü hem daha iyi takip edebiliyoruz, tümör yer değiştirmeden onu daha iyi vurabiliyoruz. Aynı zamanda görüntülemedeki yenilikler de bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Öncelikle Türk Kanser Derneği Başkanımız, çok sevgili arkadaşımız, dostumuz Burak Duruman gerçekten çok büyük çabalar, çok büyük efor gösteriyor, çok çalışıyor. Türk Kanser Derneği için kendisine gerçekten çok Türk milleti olarak minnet borçluyuz. Hep beraber el ele.
Erken teşhis hayat kurtarır, evet. Sağlık kontrollerimizi, doktor kontrollerimizi düzenli yaptırmalıyız. Çünkü sağlığımız bizim en değerli hazinemiz. Bunun için de Türk Kanser Derneği her zaman yanımızda. Hep beraber el ele kanserden korkmayacağız, geç kalmaktan korkacağız. Gerçekten bedenimiz en değerli hazinemiz. Sevdiklerimiz, kendimizi düşünüyorsak Türk Kanser Derneği'ne başvurun. Ücretsiz bütün tarama ve kontrollerinizi yaptırma imkanınız var. Bu konuda Sayın Remina Demirören'e de gerçekten çok teşekkür ederim. Sağ olsun, her hiçbir zaman, zaman bizi her bırakmadı. Zaman. Biz derken esasında halkımız için yapıyoruz zaten tabii bunları. Ki. Onun için çok önemli. Maalesef bu 1-7 Nisan ayında şu anda başlayamadı. Biliyoruz ki ettirmemiz zor. Onun için ulusal basında da 2016 yılında 13 şehirde, şimdi 81'e kadar hep beraber tedaviyle görünüyorlar. Onun için bu hastalarımız sevk edildiği andan itibaren